Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda oyun yayınları yapanları veya oyun yayını yapmak isteyenleri yakından ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Özellikle FPS oyuncularının kullandığı mouse ve klavye animasyonunu OBS ekranımıza nasıl ekleyebiliriz bunu göreceğiz. Bu sayede yayınlarınıza renk katacağınızı ve izleyicilerinize kaliteli bir içerik sunacağınızı düşünüyorum. Ve lafı fazla uzatmadan hızlıca videoya geçiyorum. Videoya geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar, öncelikli olarak açıklama kısmında bulunan linkten gerekli dosyaları indiriyoruz. Linke tıkladığınızda gördüğünüz sayfaya ulaşmış olacağız ve buradan Go to Download diyeceğiz. Önümüze gelen sayfada aşağıya indiğimizde gördüğünüz gibi Windows 3264 zip dosyası var. Bunu indiriyoruz. Klasörü indirdikten sonra sağ tıklayarak tekrardan ben bunu klasöre çıkartıyorum. Çıkarttığımız dosyayı açtığımda gördüğünüz gibi bunun içerisinde plugin ve presets olarak iki klasör mevcut. Öncelikli olarak bizim bu uygulamayı kurabilmemiz için yapmamız gereken şey OBS'imizin kurulu olduğu yere gidiyoruz. Yani benimki yerel disk CD, Program Files ve OBS Studio. Buraya geldiğimizde indirdiğimiz klasördeki plugin'e giriyoruz ve gördüğünüz Data ve OBS Plugins klasörlerini kopyalıyorum ve direkt olarak buraya yapıştırıyorum. Hedefteki dosyaları değiştir diyorum. Hepsini değiştiriyorum. Bu işlemi yaparken herhangi bir bilgi kaybınız veya bir probleminiz olmayacaktır. Sonrasında ben OBS'in kurulu olduğu klasöre sağ tıklıyorum ve yeni bir klasör açıyorum. Buna da keyboard ve mouse ismini veriyorum ve klasöre giriyorum. Sonrasında indirmiş olduğumuz klasördeki presets kısmına geliyorum. Klavyemiz için WASD RAR'ını tekrar klasöre çıkartıyorum ve bu WASD klasörünü OBS'in kurulu olduğu yere açtığımız Keyboard and Mouse klasörüne atıyorum. Devam diyorum ve gördüğünüz gibi yükleniyor. Sonrasında aynı şekilde mouse zipini sağ tıklıyorum ve buraya çıkart diyorum. Ve yine mouse klasörünü OBS'e açtığımız yere tekrar atıyorum ve devam diyorum. Yapmamız gereken işlemler bu kadar. Sonrasında bunları kapatıyorum ve OBS'imizi açıyoruz. OBS'imizi açtığımızda kaynaklar kısmına sağ tıklıyoruz, ekle diyoruz ve buradan input overlay kısmını seçiyoruz. Buraya ben keyboard diyorum ve tamam diyorum. Overlay imaj için göz at diyorum ve OBS'imizin kurulu olduğu klasöre açmış olduğumuz keyboard and mouse klasöründen WASD klasörüne gidiyorum ve burada görmüş olduğunuz WASD en baştakini çift tıklıyorum ve gördüğünüz gibi klavye görüntüsü geldi. Sonrasında layout config file kısmına tekrar göz at diyorum ve buradan yine aynı klasörden WASD minimali çift tıklıyorum ve tamam diyorum. WASD space görüntüsü açtı. Burada şu an ben space tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi A, D, S, W, E, Q, Shift, CTRL. Tuşlarıma bastığımda gördüğünüz gibi overlay'deki tuşlar da yanmaya başladı. Şimdi ikinci olarak bizim burada yapmamız gereken şey mouse'umuzu eklemek. Bunun için tekrar ekle diyorum, input overlay diyorum ve buna da mouse ismini veriyorum ve tamam diyorum. Overlay image file kısmından göz ata tıklıyorum. Yine aynı yerden mouse'u seçiyorum ve mouse'daki görmüş olduğunuz fotoğrafı buraya ekliyorum. Layout config file'dan tekrar göz at diyorum ve burada gördüğünüz gibi mouse'un 3 farklı seçeneği var. Mouse around movement dediğimiz çift tıklayalım. Gördüğünüz gibi ben mouse'u sağa sola oynattığımda mouse'umun oynadığı yönü gösteriyor ortadaki ok. Tıkladığım zaman da gördüğünüz gibi mouse'un tuşları da yanıp sönüyor. Tekrar göz at diyorum. Diğerlerine bakalım. Ortadakine bastığımızda da gördüğünüz gibi bu şekilde ortada bir kutu çıkıyor ve mouse'u ne tarafa yönlendirirsek o tarafa gidiyor. Tekrar göz at diyorum ve en sondakini bir deniyoruz. Bunda da herhangi bir şey yok. Mouse'u hangi yönde gittiğini gösteren bir durum söz konusu değil. Mouse'da bastığımız tuşların rengini yakıp söndürüyor. Bu şekilde seçelim. Tamam diyorum ve aşağıya şu şekilde klavyenin yanına mouse'umu şöyle getiriyorum. Her zaman yaptığımız gibi kaynaklar kısmında mouse ve keyboard'u seçiyorum. Sağ tıklıyorum ve seçilen öğeleri grupla diyorum. Bu gruba da keyboard and mouse ismini veriyorum ve kaydediyorum. Gördüğünüz gibi klavye ve mouse hareketlerimiz çok tatlı güzel bir şekilde hareket ediyor. Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya bir minik yorum bırakmayı unutmayın.
unutmayın. Ayrıca kanalımızın abone sayısı çok yavaş bir şekilde artmaya başladı. Sizlerden ricam arkadaşlarınıza, dostlarınıza, sevdiklerinize kanalı önermeyi ve onları zorla abone etmeyi lütfen unutmayınız. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.